Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Birazdan Sinking City canlı yayınına gireceğiz. Muhtemelen bu videoyu koyduğumuzda çoktan yapmış olacağız da. Hazır bir araya gelmişken ev mev demedik. Bir de video çekelim dedik. Tabii. Stüdyoya gitmedik. Böyle hemen ortam hazırladık, çektik biz arkadaşlar. Biz geçen haftanın programlarında, yani şu an Murat'la bunlardan bir tanesi yine geldi gündem. O gün çekecektik de hani hem hava sıcak, böyle zaten işten gelmişim, yorgunluk falan. Dedik ki 4 tane program çektik, hazır yakında da şey yapacağız. Canlı yapacağız. Oraya bırakalım dedik. Aslında buffer'dan yedik yani şu an. iyi oldu. Eyvallah. Hazır bu yeni nesil söylentileri çıkmışken, yavaş yavaş insanlar, şirketler böyle yavaş yavaş oyunları halının altına süpürüyorken, yani ortalıkta bir temizlik yaparken dedik ki geçtiğimiz nesil, yani bu nesil aslında Xbox One ve PlayStation 4 ile başlayan, tabii PC'de içine almakla beraber, bu zaman diliminde hangi oyunlar bizi hayal kırıklığına uğrattı, hangileri fail oldu. Ama şöyle değil tabii, en kötü oyunlardan bahsetmeyeceğiz. Beklentinin çok beklediğimiz ama bir halta yaramayan, bu nesil içerisinde çıkan oyunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet. Başlayalım hemen. Bu yine klasik olarak bir Murat bir ben böyle anlatacağız. Tamam, Evolve. Evet. Hatırlar mısın? Nasıl hatırlamam? En büyük hevesli bekleklerden bir tanesiydi. Niye? Çünkü co-op oynayacağız. Tabii abi. Ondan şimdi sonra bütün... 4 tane kaçıyor, bir tane yaratık var. Böyle canavar var, devasa bir şey var. Haritalar gazı acayip. Da verdiler, gazı da verdiler. Ama bak, orada çok önemli bir şey hatırlatmak istiyorum. O ana kadar orada müthiş bir şey furyası vardı, hatırlıyor musun? Left 4 Dead'in dolayısıyla gelen ve bizim Halo'da oynadığımız bir zombie modu vardı. Halo 3 döneminde zombie vardı. Biz böyle hakikaten arkadaşlar o modu çok sevdik. Yani böyle takımdaki 10 kişinin böyle yavaş yavaş ölmesi ve sona kalan kişinin böyle sapıkça böyle hayatta kalmaya çabalamasını çok sevdik, ama Evolve bir şey oldu yani, ne bileyim, sanırım insanlar bunu satın almak için yeterli görmediler. Abi bir yan, yani bu aslında insanlar bu şeyi, oyun modunu bir yan ürün olarak görüyorlar. Bir ana platform olarak hiçbir şey görmediler. Belki. Belki. Gerçi Left 4 Dead de öyleydi ama Left 4 Dead'in biraz daha farklıydı olayı. Onda böyle hikaye, kimse bir şey de vardı. Bu farklıydı. Burada kağıt üzerinde çok iyi duran fikirler aslında gerçeğe yansıtıldığında pratikte hiçbir halta yaramadığı anlaşıldı. Yani 4 kişi bir tane büyük yaratığa karşı bir zevk vermediği anlaşıldı. Bence öyle. Ben öyle görüyorum. Çünkü oyunun içerisinde teknik aksaklık yoktu. Yani oyunda bir FPS'de bir sıkıntısı yoktu. Herhangi bir o tür bir mesela Anthem gibi bir bozukluğu yoktu oyunun, ama zevksizdi ya. Ben şöyle ölümüne zevksizdi yani. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Ya biraz tabii ki alakasız bir örnek olabilir ama yani bugün mesela ben senin McDonald's sevdiğini biliyorum. Yani yemem ama burger'ı tercih edersin. Ama şunun eminim, hani McDonald's'tan tatlı yiyecek olsan işte apple pie falan var ya, veya sandviç yemezsin. Ama şöyle söyleyeyim, belki bazen biri sana dese ki ya Murat, gel McDonald's'ta karnımızı doyurduk, gel bir de hadi hazır burada otururken bir sandviç apple pie alalım dese, hayır demezsin muhtemelen. Ama durduk yere, sebepsiz yere gidip hiçbir şekilde asla McDonald's'tan sandviç veya apple pie almazsın tek başına bir ürün olarak. Önce yemek yemek istersin. Çok güzel anlattın. Bence daha üzerine bir şey söylemeye gerek yok. Geç öbürüne. Şimdi ben burada çok böyle belirsizim dedik ya, beklentimizin altına kalan The Order 1886. Tabii. Şimdi abi, bu oyunda bizim sevdiğimiz steampunk var. Baktığın zaman. Atmosfer, kurt adamlar, murt adamlar var. Grafikler, Sony'nin böyle o zaman böyle şaşalı, muazzam. O zaman için ağzımızı açık bırakan bir... Artık Tesla var. Yani un var, yağ var, şeker var, helva yapıyorsun, helvanın tadı tutmuyor bir türlü. Evet. İşte gameplay. Yani o aksaklık, o ağır böyle gidişler. Senaryonun tam böyle oturmamış olması bazı noktalarda. Bir şeyler oyunda böyle irite kaldı. Bazen adını koyamazsın ya, yani hani doku uyuşmadı dersin, ten uyuşmazdı dersin falan baktığın zaman. Bugün böyle mecazi anlamlardan gidiyorum. Bu oyunda o vardı. Evet. Değil mi? Yani oyun teknik olarak az önceki gibi işte kusursuz. Ondan sonra ama gameplay'de kaynaklanan bir şey var oyunda, adını koyamıyorsun. Yani çatışmalar mı yapay diyeceğim? Belki. Silahlar mı çok tek düze? Oyun mu sürekli çok tek düzeydi? Evet, tek düze bir gameplay vardı. Değil mi? Oynanışı vardı. Bosslar çok kötüydü. Hele sonunda bir tane kurt adam boss'u vardı. Evet. Bir sağa kaçıyordun, bir sola kaçıyordun. O böyle boşluğa tırnak atıyordu falan. Koca kurt adamla
Yani hani Dark Souls'lardan falan çıkmış gelmişiz. Arkadaşım bu ne? Oluyorsun. Bu arada yani. Senaryo da orijinaldi hani baktığın zaman. Evet, senaryo fena değildi. Falan da vardı. Senaryo fena değildi. Güzel bir içerisinde işte yuvarlak masa şövalyelerinin bir steampunk yorumu vardı falan. Güzel bir oyundu ama maalesef oynanışla birlikte o battı. Zaten devamda gelmedi. Bir oyun vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Hangi E3'te bilmiyorum. Bir gaz verdi, bir gaz verdi. Üf dedik bu ne böyle adamın pardüsü böyle bir oraya sallanıyordu, bir buraya sallanıyordu. Müthiş bir gameplay falan. Ne oldu? Havlayan köpekler falan. Watch Dogs mı? Watch Dogs değil oğlum. Watch Dogs. Watch Dogs. Havlayan köpekler dedim ya bir anda benim zihim. Watch Dogs. Havlayan ördek oğlum. Evet, Watch Dogs arkadaşlar. İlk oyunundan bahsediyorum. Seveni çoktur bu arada. Fakat o ilk gösterimden sonra ağzımızda çok kötü tat bıraktı. Niye? Özellikle benden. Çünkü hype'ın dibiydi. Hype'ın dibiydi. Yani muazzam görsellik vardı. İnanılmazdı görsellik ve işte bu downgrade olayının aslında dillere böyle yapışmasına neden olan oyunlardan ama bir tanesidir. Sonra bütün Ubisoft oyunlarına bu gözle bakılmaya başlandı. Bir de şu var ama oyunun o hype'ında anlattığı kadar da aynı zamanda öyle acayip müthiş bir böyle dijital ağlara sızmak falan da oldu. Çok güzel. Yani çünkü öyle bir anlattılar ki. Sadece görsel değildi yani. Evet, gameplay'de büyük sorun vardı. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Murat'la Onur oynarken farklı farklı dijital yöntemler kullanarak sonucu ulaşacak diyordum ama halbuki gün sonunda iki tane düğme basarak yaptığımız zevksiz bir aksiyon oldu bu arada. Çok zevksiz aksiyonu. Evet. Trafik ışıklarını açıp kapatmamız. Bir hale gelmişti oyun yani. Evet. Olmadı ve abi. Yapay zekası çok kötüydü, sürüş mekanikleri çok kötüydü, bu bir açık dünya, GTA alternatif bir oyun olarak her şeyi vasat kalmıştı. Hikayesi fena değildi, baş karakter de fena değildi ama işte öyle göstermeyeceksin yani. Öyle göstermeyeceksin, ta yıllar öncesinin Killzone'u gibi insanları aldatmayacaksın. Ondan sonra Ubisoft'un böyle ona karşı olan güveni zedelendiği oyunlardan bir tanesidir. Watch Dogs. Doğru. Şimdi tarihte aynı anda 3 tane yayıncıyı, aslında 3 tane oyuncuyu yanıltan bir oyuna geldik. 3 tane oyuncu? Evet. Neymiş o? For Honor. For Honor. For Honor. Niye böyle? Çünkü biz onu bundan 3 sene önceki veya 4 sene önceki Gamescom'da Panda, Murat, ben bayağı birebir yan yana oynadık ve çıktığımız zaman demiştik ki Gamescom'un yıldızı bu. Sürpriz oldu. Bu yılın sürprizi olabilir. Evet. Oo, yıldızı bu falan demiştik. Çıktığı zaman abi sürpriz. Yani ya yani bir şey oldu oyunda. Yani bak adını asla koyamayacağız ne olduğunun. Gerekli önem vermedik. Başka büyük yapımlar mı geldi? Ubisoft bunu çok parlatıp sunmadı bilmiyorum. Oyun satmadı. Abi onu çok güzel gösterdiler şeylerde. Böyle bir tane böyle bir müthiş sakallı bir amca vardı hatırlıyor musun? Onun hep sunumlarında. Evet. Tok sesli, herif sanki baltayı çıkarıp milletin arasına dalacakmış gibi. Diyordun ki oha lan bu herifin yaptığı oyun böyle oyun iyi olur falan diye bir olaya giriyordum. Bence çok güzel yaptılar o oyunun şeyini. Sunumunu ve pazarlamasını çok iyi yaptılar ama yani evet oynadığımızda da oynadığımız kısım zevkliydi. Zevkliydi yani. Ama o oynadığımız 10 dakika içerisinde aslında oyunun her şeyini görmüşüz biz. Onu bilmiyorduk işte. Yani çok mu teknikli oyun? Yani şöyle bir gerçek var hani. Sürekli konum alma çabasındasın yani falan. O, yani olayı oydu oyunu. Evet. Başka ama bir şey yok yoktu. Yani. Belki de o sığ geldi bize. Hani evet. Çok teknik ama sığ baktığın zaman. Bir şey vardı yani adını hala koyamıyorum. Çünkü bir de şey single da var. Tam single biraz zevksizdi aminna. Çok böyle adım çok adım adım. Çok laf olsun diye yapılmıştı zaten. Esas mevzusu Maltese'i belki insanlar dedik ya. Şeydeki gibi az önce programın açılış oyunu. Neydi? Ne? Evolve. Evolve. Yani hani bunun Evolve'un konuştuk ya yani sırf multi olması şey yaptı insanları böyle bir yan ürün diye gördü. Millet de şey yaptı abi yani belki de bunda böyle düşündü. Ben de belki böyle düşündüm yani o kadar adam toplayacağız falan kimle oynayacağız. Bir de tema da şey orta çağ teması ya herkes hitap etmeyebilir vesaire. Gitmedi ama ama şöyle bir sorun var yani ilk çıktığında biz oyunumuzda üçümüzde çok mutlu mesut oynamıştık oyundan. Çok enteresandı. Gerçi Ubisoft onun sonunu şeyini peşini bırakmadı. Bayağı da güncellemeler yapıyor. Oynayan da var. Bir bedava bile verilip PSN'de. Olabilir. Bir şeyi var yani. Bir kitlesi var yani oyunun. Fakat bu söyleyeceğim oyunun artık ben bir kitlesinin olduğunu zannetmiyorum. Mirror's Edge Catalyst. Ne kadar büyük hayal kırıklığı ya.
ne kadar büyük hayal kırıklığı. Yani siz kaç sene önce yapmışsınız ve herkes çok sevdiği bir oyun. İlk gördüğümüzde oyunu Xbox 360 PlayStation döneminde o böyle ışıl ışıl şehir tasarımı, ondan sonra işte parkur oyunu böyle son derece güzel akıp gidiyor, DICE böyle yapmış güzel elleriyle böyle ilmek ilmek işlemiş falan. Abi gel gelelim bir oyun çıktı, Mirror's Edge. Bir kere hiç yani adamlara yakışmayacak bir grafik kalitesi, bir görsellik. Berbat ya, berbat ya. Bayağı gördüğümde üzülmüştüm yani. Hani nasıl yapabilirsiniz bu kadar diye. Ondan sonra açık dünya yapacağız diye kasmışlar. Ulan damlarda gezdiğin, çatılarda gezdiğin bir oyunun açık dünyası mı olur ya? Hep aynı kalasın üzerinden geç babam geç, geç babam geç. Yani her yönüyle kötü bir oyundu. Elde kalır değil mi? Maalesef. Elde kalır. Maalesef. Ve yani asıl hayal kırıklığı o kadar güzel bir ismin harcanmış olması. Ve DICE tarafından harcanmış olması. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğimden daha büyük harcanan bir isim yok hayatta. Harbi mi diyorsun? Vallahi. Halo 5. Ah be. Ya. Ah. Büyük yarımız. Çok büyük yarımız. Yani. Büyük yarımız. Murat, seninle yani co-op çıktığından beri oynamadığımız tek Halo oyunu bu. Bitirmedim tek Halo oyunu bu. Multiplayer'ından... Ben bitirdim single'ını. Ha doğru, peki tebrik ederim. İyi dayanmışsın. Multiplayer'ından yani hani ya falan olduğumuz tek Halo oyunu bu. Master Chief'in olmadığı tek Halo ODST hariç diye söylüyorum. Oyunu bu. Var canım, Master Chief de tamamında yok. Ya tamam işte, yani hani ana konu özde yani, değil baktığınız zaman. Arada sırada geçiyor. Bitirdi ya, yani, ya 2,5 saat arkadaşlar, tamına sarılıyorum. 2,5 saatin sonunda o saçma aksiyondan sıkıldım. Adamı koşuyorum, kaldırmaya çalışıyorum. Böyle her yerden bir şey yağıyor falan böyle. Yani herifler atmosfer yaratacağım diye aslında şeyi dağıtmışlar. Hani ya bir gerçek var oğlum, yani hani bir insanın aynı anda 20 tane düşmana birden daldığı bir ortam yani çok böyle şey, yani ucuz oluyor. Anlıyor musun? Orada her yerden bir şey patlıyor, her yerden bir şey çıkıyor. Oynadığın karakter şey değil, dominant bir karakter değil. Şimdi şuna güveniyorsun. O anda Halo'yu, yani Master Chief'i oynasan dersin ki oğlum zaten Master Chief'in olayı bu zaten herif yani, anasını. Bunlar böyle çömez askerler falan, başlanan bir şey geçmiyor tipler. Yani karakter adapte olamadım. Oyunun zaten bir atmosferi çok böyle ışıldak olmuştu. O Halo'nun kendine ait o karakteristik böyle soğuk renkleri yerine böyle. Çünkü Halo'da benim bildiğim bir tane parlayan renk vardı. Needle silahı vardı ya. Mor çok ağırlıklı. Evet, mağarlıkları. O olur yani. Burada her şey böyle bir ışıl ışıl, böyle yeşil yeşil, kırmızı kırmızı, sarı sarı falan. O değişim ayağını yaptıkları 343 Studios batırdı yani. Yani oyunun en büyük sıkıntılarından biri gerçekten single player'ın lakayt yapılmış olmasıydı. Kimse de zaten hiçbir şey söyleyemez. Onun hikaye modu çok kötüydü Halo'nun. Multiplayer'ını seven var, oynayan var. Hala oynayan da var. Bizim arkadaşlarımız arasında da var. Yani multiplayer'e o kadar kötü diyemem ama eski Halo'lara göre onun gölgesinde kalıyor. O rekabetçiliği. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Yani Halo her zaman çıktığında hep Xbox Live bunun her hafta, her ay şeyini verir ya, en çok oynanan live oyunları diye. Hep ilk 5'te, en kötü ilk 10'da olur. O oyun çıktığında ölene kadar. Bir sonraki Halo gelene kadar her zaman ilk 5'te olurdu. Çok uzun zaman önce baktım, 32. sırada mıydı? 35 miydi? Hani diyeceksin ki kaç senelik oyun. Ama onunla aynı vakitte çıkan Rainbow Six hala mesela tepelerde bir yerde oynanıyordu. Demek ki Halo burada bir hata yaptı. Tabii. Umarım ki... Halo değil, 343. Yani sonuç olarak 343 tamam, yani bir hata yapıldı. Umarım ki bu da düzeltilir bir sonraki oyunda. İnşallah. Yani bütün umudumuz o. Seviyoruz. Bir başka bilim kurguya geçelim o zaman. Ya da istiyorsan sen bunu anlat. Ondan sonraki oyunu oynadın mı sen? Emin değilim. Yok, çünkü. Onu ben o zaman bunu sen söyle. Yok, ben Mass Effect'i de sana bırakmak istedim. Çünkü neden sana bırakmak istiyorum? Şöyle yapsam. Zaten konuşma ne dedin? onun başkası var. Bir de şey. Tabii. Bu kim? bu hangi oyundan? Bilmiyorum. Onu bilemedim. Aa, Days Gone? Ana karakter. Böyle şey bakıyor değil mi? Sorunlu ergen gibi. Hep horoz. Herif sürekli horoz.
Neyse evet. Mass Effect'te sen çünkü dayanabildin ben biliyorum yani seni. Yani Mass Effect'i ben oynadım evet. Andromeda. Çok konuşmayacağım Andromeda. Yeni tahlili bir oyun sayılır. Yeni tahlili olmasa bile çok konuştuk üzerine. İşte artık BioWare'in dalmaya başladı. Derinlere inmeye başladı. Derinleri kazmaya başladı oyunların başında. Dandik aksiyon. Dandik abi. Yani dandik yok aksiyon. Efendim neymiş göz animasyonlarını bilmem neye vermişler de onlar da yok abi öyle bir şey. Bu işin bir kualite diye bir şey tabii. Var abi. Yani bir kalite kontrolü var. Hı. Orada bir sürü insansınız. Yani yönetmeni var, prodüsörü var, o var, o var. Ivır zıvır bir sürü insan olan hiç kimse görmedi mi? Sadece şey de değil yani bu göz hareketleri de değil. Yok canım, oyun olmaz ki. Karakterler itici. Hep karakterler bir kere hep böyle şeyden çıkmış gibi. Şu vampirli kurt adamlı hikaye vardı ya Alacakaranlık'ta. Genç 15-16 yaşında insanlara toylar. Yönelik toy. Yani almışlar bunları göndermişler diğer galaksiye gibi. Bakıyorsun hepsi İlk lise öğrencisi gibi yani tamam mı? Böyle atarlı gençler. Atarlı gençler hakikaten. Bir garipti yani. Sevemedim. Kimse sevemedi zaten. Oyun olarak da. Ben zayıf bayağı oynadım. 10 saat, 15 saat kadar oynadım ama gönlüm. Dedim yok gitmiyor. Ben bıraktım abi. Yok, aynen olmaz. Bıraktım abi. Geç abi Thief'e gel. Buyur. Evet Thief vardı arkadaşlar. Ya. Bir hatırlar mısınız? PlayStation 4'te mi çıktı? İkisine de birden mi çıktı? İkisine birden çıktı. Tam hatırlayamadım. Ben PS4'te oynadığım için herhalde onu hatırlıyorum. Thief aslında bitmemiş oyunda. 2000'li yılların çok belki de 2000'den biraz daha erken bir vakitte çok önemli bir oyunuydu. Çünkü first person'la aslında gizliliği, karanlığı evet. Kullanmayı işte ilk kez onda böyle lambaları söndür, işte mumları söndür, meşaleleri evet. Söndür, oklarla, ıslak oklarla evet. Yavaş yavaş git insanları böyle arkalarından falan. Hep bunları FPS'de stealth'i yani Thief'te gördük. Ve bu arada ağırdır stealth'i yani. Tabii. Hani düşüncesiz yaparsan cezası tabii, büyüktür. Tabii. Direkt yani dayak yersin. Bulduğu anda ölürsün. Direkt yani. Dayak yersin. Kesinlikle. Öyle bir oyundu ve modernize edilecek. İşte şöyle güzel, böyle güzel diye geldi. Fakat yani son yıllara adapte edilmeye çalışırken ruhunu kaybetmiş. O ya. Ağırlığını kaybetmiş. Daha biraz aksiyon olsun, biraz tabii. Daha akışkan olsun derken stealth kısmını kaybetmiş. Bir de şey Murat, senaryo kopuk kopuktu. Senaryo bir şey kötü. Oluyor, bir şey patlıyor. Bir adam bu kimdi, nereden çıktı, nasıl, sen kimsin falan. Ortamları yapamamışlar. Bir şehir var mesela, bir adamın tekini asacaklar. Herif böyle konuşuyor. Toplandınız buraya bilmem ne. Hatırlıyorum orayı. Kamera bir genişliyor. 3 kişi var lan önünde. Topu topu. Yani bir 100 kişi yapamamışlar yani. Animasyon demişti. Animatör orada para etmemiş. Demiş ki abi siz bana az maaş veriyorsunuz. Motor mu artık o kadar adamı kaldırmamış bilmiyorum. Hayal kırıklığıydı. Çok, büyük çok. Hayal kırıklığıydı. Katılıyorum sana arkadaşım. Evet. Maalesef. Maalesef. Buyur. Of, bu var ya. Ilık herife uyuz oluyorum. Ilık? No Man's Sky. O mayı 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 anlatıyor da böyle bir denedi. Biz de seves seves dinliyoruz herife. Acayip dünyalar var. Öyle. Herkes bir acayip bir şey keşfedecek beraber falan. Beraber mi gitmiştik ona yine Gamescom'da? Yok beraber gitmemiştik. Ben Gamescom'da o adamın özel şeyine girdim. Öyle mi? Girdim. Bu demek ki senden ya bir sene önce ya bir sene sonra. Bir sene sonra. Bir sene sonradır muhtemelen. Herif geldi işte. Aynen öyle. Konuşuyor da işte konuşuyor. Yani. Şöyle katrilyon tane yıldız yaptık. Matematik formülü falan anlatıyor arkada. Millet şaşırdı böyle. Ondan sonra birisi çıktı dedi. Ya dedi çok güzel anlatıyorsun da dedi. Ya bir gameplay var mı bu oyunda ya dedi. Bir hikaye var mı? Tabii çalışıyoruz bunun üzerinde dedi. Tamam mı adam? O zaman yani. Çıkmadan önce dedik herhalde çalışıyor herif gerçekten. Çünkü dahi herif işte. Matematik formülüyle prodüsörel olarak şey yapıyor. Gezegen değil de. Evren. Evren yaratıyor falan bilmem ne. Ondan sonra oyun bir çıktı. İşte boncuk, yani boncuk hikaye öyle. Üzerinde çalışıyoruz falan. Yalanmış yani. Şey ya. Hani... Bir de aldatıcı şeyler vardı. Evet evet. Tabii tabii işte iki kişi aynı anda geliyor tabii. Falan aslında yoklar. Tabii. İki kişi aynı işte, gezegenden geldi. Karşılıklı gelmesi mümkün değil evet. Demişlerdi. Sonra çıktığı gün evet. Çıktığı gün yayında iki kişi aynı noktaya geldi evrende o koca evet. Evrende aynı noktaya geldi ve birbirlerini göremediler. Bu kadar. Göremediler yani. Ya bu ne biliyor musun Murat? Böyle hani ne bileyim bilgisayar destekli dünya yaratma falan diye bir tezin olsa mesela yüksek lisansta bilmem ne doktora da evet. Tamam mı? Yaparsın ve muhtemelen tezini çok güzel savunursun da jüri karşısında. Derler ki çok güzel lügat işte, harika böyle yazarsın falan şu kodlarla bilinen sistem falan bilmem ne neyse artık matematiksel olarak. Güzel. Oyun orada kalmış işte. Yani hani hep deriz ya oyun tek başına asla yeterli değil. Hani altyapısı güçlü,
atmosfer iyi, senaryosu güzel, gameplay güzel olacak falan. Bu sadece ve sadece bizim oyuncu olarak görmediğimiz arkada çalışan muhteşem kodlar bütünü. Evet. Ama bana bunun bir getirisi hiçbir zaman olmadı. Evet. Sen kendini tatmin ettin abi böyle. Güzel bir dünya, güzel bir... İnşallah bir ara bunu büyütür. Ama büyüttü sen... de. Söylenene evet. göre o. Yani söylüyorlar ki No Man's Sky çok iyi olmuş. Hadi bakalım. Yani yeni şeylerle falan biz bayağı bir 6-7 ay önce bir peki çıktı onun. Hı. Onunla beraber çok zevkli olmuş, çok güzel olmuş. Eyvallah, güzel ama ben bunu yemiyorum abi ya. Ben bunu yemiyorum. O zaman şimdi verirdim ben o parayı. Tabii. Niye benden 2 sene önce aldın o parayı? Çok net. Ya da şey deseydin, erken erişim deseydin o zaman gıkım çıkmazdı. Başmaz. Yapacağız derlerdi. Eyvallah, Sony de arkasında destek oldu. Tıkır tıkır bayağı o zaman çok güzel miktarlarda sattı. Tabii. Şimdi Allah bilir kaç kişi oynuyor bilmiyorum. Yani hala sabrolup oynayan ve zevk alan varsa ona bir şey demiyorum ama ben ilk çıktıkları anda zaten... en azından yani o peki 15 gün sonra çıkaramıyorsa, 2 sene sonra çıkarırsa kusura bakma bakmayacak. Bitti o iş. Zaten biz ne dedik seninle programın başında? Burada beklentilerin altına kalanlar dedik. Hı. Öyle bir anlatılmışlardı ki bu bari evet, beklenti evet, yarattı evet, yani. Evet. Fallout 76 var. Çok yeni tarihli olduğu için çok üzerinde konuşmuyoruz. Bir de biz çok gömdük yani. Çok gömdük, yazık çok ya. Konuştuk. O yüzden sadece ismini anarak evet. geçelim. Bunu da ben söyleyeyim çünkü lütfen. Sen çok Assassin's Creed'le alakam olmadığı için alaka yok. Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed ondan sonraki Syndicate gerçekten ikisi de çok büyük hayal kırıklıklarıydı. Black Flag'i de katabilirsin içine ama bu neslin değil. Black bu neslin değil, evet, doğru. Öbür neslin. Ve zaten Assassin's Creed'in yeni bir yola doğru da çıkmasına belki de neden oldular bu ikisi. Unity mesela oldukça bug'lı ve zaten şey olmuyordu yani o bilindik Assassin's Creed'in artık gitmediğini, teklediğini, sadece başka bir şehre geçmenin kurtarmadığını yavaş yavaş onlar da anlamaya başladıkları. İngiltere mesela çok kötüydü Syndicate, Fransa da çok kötüydü. Fakat sonra ne yaptılar? Hani onu Assassin's Creed'i güzel yapan şeyleri tutup onları değiştirmek yerine tamamen Assassin's Creed'i artık değiştirme yoluna gittiler. Bu yeni Assassin's Creed'leri de seviyoruz ama artık eskisi yani Ezio'nun olduğu bir Assassin's Creed'le artık hiçbir alakası kalmadı. Bana sorarsanız. Evet, beklentimiz altta kalanlar. Ha, bir tane daha var. Onu da kulağını çınlatalım. Hadi peki. Sea of Thieves. Yani hazır Fallout'u ve diğerini yapmışken No Man's Sky'sı. Onda boncunu verelim diyorsun. Bunda da muz verdiler. Ondan sonra 3 tane iskelet, bir gemi, evet. 100 tane ada. Ondan sonra 3 tane onun tipi. Çok güzel güneş batar, evet. güneş doğar. Harika dalgalar. Harika dalgalar. Çok güzel. Mangalını koy. Evet. Ondan sonra İzle. Hop hemen yap orada etini. Ama onun ötesinde bir şey yok. Ha bu da çok iyi olmuş göya. Bunu öyle diyorlar. Çok iyi olduğu söyleniyor. Eyvallah. Oynayana bir şey demiyorum. Sonuçta beklentimizin altında kaldı. Ama çıktığında beklediğimizin altında evet. kaldı aynı öyle. Özetle arkadaşlar henüz daha bu oyunlardan veya işte yeni bir konsol aldıysanız bu oyunlara para kaptırmayın. Çok ucuzlamışsa amenna tabii. Çok ya, 15 dolara falan bulursa yapıştır git. 15 dolar bile değil. Belki 20 liraya falan düşenler vardır. O zaman al oyna evet. tabii canım. Hiç. Bir şey demiyorum. Mesela Order'ı al oyna. Ama evet, bir şey bekleme. Bekleme. Aslında bunların hepsi için o geçer. Tabii. Hepsini al oyna ama hiçbir şey bekleme. Aynen öyle. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.